İstanbul Maratonu öncesinde iyilik peşinde nasıl koşulur, yardımseverlik koşusu nasıl yapılır? Bu soruların cevabını almak için Adım Adım'ın antrenmanına geldik. Adım Adım yardımseverlik koşusu yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri bir araya getiren bir oluşum. Adım Adım'ın faaliyetlerine yakından bakacağız. Aynı zamanda yardımseverlik koşusu nasıl yapılır? Bu sorunun da cevabını arayacağız. Adım Adım 2008 yılında Mart ayında Antalya'da ilk yardımseverlik koşusunu yapıyor. Yurt dışında Charity Run olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de gerçekleştiren ilk sivil toplum oluşumu Adım Adım. Adım Adım sivil toplum kuruluşları ve gönüllü koşucuları bir araya getiren ve Türkiye'de yardımseverlik koşusunu gerçekleştiren bir oluşum. Adım Adım yıl boyu farklı koşularda çok profesyonel anlamda yardımseverlik koşusunu yaymak amacıyla bir yönetim kurulu ve altında bir icra kurulu ile beraber çalışıyor. İcra kuruluyla bağlantılı olarak da STK'lara destek veren bir 10 kişilik STK destek grubumuz var. Bunun yanında bir de gönüllü koşucuları ve takımları hem koşu yapmak hem spora teşvik etmek, alıştırmak amacıyla antrenmanlarımızı yürüten bir antrenör ekibimiz var. Yaklaşık onlarda 15 kişi. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dayanıklılık gerektiren koşu, yüzme, bisiklet, dağcılık gibi sporlarda sporları yapan tüm gönüllüler Adım Adım bünyesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek farklı şekillerde hem kaynak yaratıyorlar hem sivil toplum kuruluşlarını bir yerde tanıtıyorlar. Bugüne kadar Adım Adım'da yaklaşık 60 STK için 50.000 gönüllü koşucudan 375.000 gönüllü bağışçı aracılığıyla 40 milyon lira toplandı ve bu rakamlar sağlıktan çevreye, bilim ve teknolojiden kültür, sanat, spora, hayvanlara kadar birçok alanda faaliyet gösteren STK'ların toplamda yaklaşık 117 bin canlıya ulaşmasını sağladı. Öte yandan en önemli şey kaç kişiden bağış topladığınız ya da işte ne kadar bağışçıya ulaştığınızdan çok daha önemli olan bir şey varsa o da toplumda uyandırdığınız, çevrenizde uyandırdığınız farkındalık. Tanıttığınız sivil toplum kuruluşu projesinin etkisini daha da arttırıyor. Bireysel olarak gönüllü koşuculuk yapabildiğiniz gibi eğer şirketinizde beraber koşmak istediğiniz arkadaşlarınız varsa bir takım kurarak bu takımla birlikte dilerseniz tek bir STK için dilerseniz aranızda bölüşerek farklı birkaç STK için yardımseverlik koşusu yapabiliyorsunuz. Takım olmanın avantajı birbirleriyle yardımlaşma ve büyük bir sinerji oluşturma şeklinde gerçekleşiyor ve bu yaptığımız koşulara daha fazla katkı sağlayabiliyor. Burası aslında bizim tamamen sosyalleştiğimiz ve önce kişilerin kendilerine iyilik yaptıkları, kendileri için harekete geçtikleri, daha sonra da toplumda sorun gördükleri bir konu için bağış koşusu yaptıkları bir platform, bir oluşum. Yardımseverlik koşusu yapmak için önce yıl boyu devam eden antrenmanlarımıza katılmanızı öneriyoruz. Daha sonra İstanbul Maratonu mesela şu anda önümüzde yaklaştı. Adım Adım bünyesinde İyilik Peşinde Koş platformunda aktif olan 36 tane sivil toplum kuruluşu projesi var. Siz de bunlardan kendinize en yakın ve aslında toplumda sorun gördüğünüz konu neyse o projeyi seçiyorsunuz. O sivil toplum kuruluşunun projesini seçiyorsunuz. Projeyi seçtikten sonra ipk.adımadım.org platformunda yarattığınız profilinizde bir kampanya oluşturuyorsunuz. Bu kampanyanın linkini e-posta aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığıyla bütün çevrenizle paylaşıyorsunuz. Bunu koşudan 2 hafta önce yapmanızı biz öneriyoruz. Ve sosyal medya paylaşımlarıyla da daha sonra hatırlatmaya devam ediyorsunuz. Özellikle bağış koşusunu yaptığınız İstanbul Maratonu'nda çekildiğiniz bir fotoğrafla daha sonra tekrar bağışçılarınıza kendinizi hatırlatabilirsiniz. Aslında bağış yapmanın ne kadar kolay olduğunu bir linke tıklayarak gönüllerinden geçen miktarda size bağış yapabileceklerini bağış mektubunuzda hatırlatıyorsunuz. İstanbul Maratonu haricinde yıl içerisinde Ranatolia Antalya Maratonu, Bursa Eker Koşusu ve New Balance Bozcaada Yarım Maratonu ile beraber toplamda 4 adet koşuda iyilik peşinde koşuyoruz. Yardımseverlik koşusu yapıyoruz. Bir de buna yüzme kategorisi eklenecek. Yakında bu sene yapmaya başladık. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışında da yardımseverlik koşusu yapabiliyoruz. Ona kadar her şeyi yani beraber geldik, beni bile ekebilirler. Bir sorusu olan var mı? Bir rahatsızlığı olan var mı? Şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şuram sancıyor falan. Adım adım birçok ilde var. Ama aktif olarak antrenmanımız olan şehirler İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara. Bu şehirlerde farklı günlerde antrenmanlarımız oluyor. İstanbul'dan ben öncelikle bahsetmek istiyorum. Çarşamba akşamları Florya sahilde, Maçka Parkı'nda ve Caddebostan'da 19.45'te eş zamanlı bir antrenmanımız var. Aynı zamanda her cumartesi sabahı Belgrad Ormanı'nda antrenmanımız var. Farklı gruplarda antrenmanlar yapıyoruz. Farklı seviyelerde. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar. Antrenmanlarımız gönüllü antrenörler tarafından organize ediliyor ve devam ettiriliyor. Yıl boyunca bu antrenmanlara her seviyeden herkes katılabilir ve herkes koşabilir. Çünkü bizim özellikle dikkat ettiğimiz ve özen gösterdiğimiz çaylaklar antrenmanımız başlangıç seviyesi bir antrenman. Bu antrenmanda 2 dakika yürü, 3 dakika koş şeklinde koş yürü koş serileri halinde koşmayı hiç bilmeyen birisine koşmayı öğretebiliyoruz. Adım adıma nasıl ulaşabilirsiniz? iyilikpeşindekoş.adımadım.org adresinden bize her türlü sorunuzu gönderebilirsiniz. Sadece çaylaklar için Adım Adım'da Facebook'ta bir grubumuz var. Adım Adım da yine Adım Adım hesabı Instagram, Facebook, Twitter hepsinde hesaplarımız mevcut. Bize sosyal medya aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. En hızlı şekilde e-mail ile ulaşmak isterseniz de iyilikpeşindekoş@adımadım.org adresinden bize yazabilirsiniz. Yavaşça geriye geldi. Bu taraftaki herkes o tarafa geçiyor. 40. Vodafone İstanbul Maratonu'na çok az zaman kaldı ve biz aslında bu maratonu çok önemsiyoruz. Bizim için en büyük etkinliklerimizden birisi ve herkesin İstanbul'da olması nedeniyle de çoğunluğun burada bir araya gelmesi bizim için çok güzel. İstanbul Maratonu'nda köprünün üzerinde bir sürü farklı sivil toplum kuruluşu ve bizimle birlikte koşmak için herkesi bekliyoruz. Orada gerçekten çok güzel bir ortam oluyor. Çok enerjik, çok böyle heyecanlı. Çünkü herkes aslında kendisi inandığı ve güzel bir proje için koşuyor. O proje için koşmak orada çok anlamlı. O yüzden İstanbul Maratonu'nda umarım çok güzel bağışlara ulaşırız ve yarattığımız farkındalık etkisini daha da arttırır. Adım adım olarak İstanbul Maratonu'nda yine 36 tane sivil toplum kuruluşuyla birlikte koşmak için hepinizi bekliyoruz.